Ayşe Hanım'ın çay saati menüsünden tahinli çörek, 7 su bardağı un, 1,5 su bardağı süt, 1,5 su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket kuru maya, 1 adet yumurtanın beyazı, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz. İç harcı için 1 su bardağı tahin, 1 su bardağı siyah haşhaş, 1 su bardağı toz şeker. Üzeri için 1 adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı pekmez ve susam. Evet, şimdi sırada tahinli çöreğimiz var. Tamam. Ben sana ılık suyunu getiriyorum. Evet. İstersen çok ısındıysa normal süt katalım. Yarım bardağını öyle yapalım. 1 su bardağı, 1,5 su bardağı süt. Gel şuradan koyalım. Çok o çok ısındı. 1,5 su bardağı su. Yarım sıvı yağ da koyalım. Yarımdan biraz fazla. 1 yemek kaşığı tereyağı. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. Evet. 3 yemek kaşığı şeker. Şimdi 7 su bardağı var. Şunları yapalım. 7 su bardağı da unumuz geliyor. Evet ama sanki benim ölçülerime göre senin bu şeyin küçük. Peki. Bakalım aldığı kadar olur. Evet. Ha, buna bir de yumurta. Mayamızı da koyalım. Şöyle unla karıştıralım. Yumurtayı komple mi? Hayır, sarısı üzerine. Bu şekilde ziyanda olmamış oluyor. Ha, evet, onun için koyuyorum. Hani bazıları koymayabilir de ben ziyan olmasın, israf olmasın diye. Güzel. Tamam. Şimdi Nursel'cim devam edelim onunla. Sevsinler sevsinler. Çok güzel oldu hamurum. Maşallah maşallah. Hakikaten güzel oldu ama. Evet Nursel'cim bu hazır. Bakalım ne kadar hazır. Vay geri gelmeler falan. Gayet keyif yerinde. Evet çok güzel. Şu dönüyor hamur böyle olduğuna. Şu şöyle dursun. Dursun evet. Hemen zaten çok dinlenmeyecek. Tamam. Bir kendine 5-10 dakika geliver. Nursel'cim aldım merdanemi ben başlıyorum. Hadi bakalım. Haydi. Evet, açacaksın önce. Önce bezeleri ayıracağız. 9, 9, 18. 18 beze. Evet. Nursel'cim bak çok güzel oldu. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Bu yeter Nursel'cim. Tamam. Şimdi tahinimizle şeyimizi alalım. Şeker mi? Evet şeker serpelim. Bu haşhaş. Ben beyaz haşhaş serpmiştim. Bu renkli oldu. 3 bezeyi üst üste yapacağız bu şekilde. Maşallah. Kadın ne yapsa efsane yapıyor. Ha, teşekkür ederim. Helal sana. Teşekkür ederim. Şimdi rulo zamanı. Aynen. Bu da şekeri. Bu da haşhaşı. Şimdi rulo yapıyorum. Şöyle toplayacağız. Keseceksin. Aynen keseceğiz. Bak şurayı. Hı hı. Kes göstereceğim ben. Eğer üçlü sararsanız şu etkiyi alacaksınız.
turuncusunu da koydum. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi bunda tahinini son olaraktan şöyle. Fırını ısıtalım mı? Isıtalım. En köşeleri koymamaya çalıştık. Onlar görüntüyü bozmasın diye. Üstlerine yumurta sarısı. Pekmez. Ve pekmez. Kızarmasını evet. Sağlayacakmış. Evet. Bu yumurta sarısı hamurumuzdan kalan yumurta sarısı. Evet. Kabuk tutmasın diye böyle koyduk. Evet. İki tatlı kaşığı. Pekmezimiz de çok güzel. Güzel. Şu pekmez de ciddi bir püf noktası bazı tariflerde kullanıyorlar. Evet. Daha bir nar gibi gözüküyor, daha güzel gözüküyor. Evet. Şu anda herkes bir yarış halinde böyle. Instagramcılar, blogcular, tarifler. Evet. İşte gerçekten böyle aklım değişik, almıyor. Değişik. Tariflere, püf noktalarına nereden buluyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Hayret içerisinde izliyorum. Teşekkür ederim. Çok fazla yer vermeye çalışıyorum böyle. Sizin takip ettiğiniz, bakıyorum böyle çok takipçisi var. Kesin bunu görmek isterler diyorum. Evet. O yüzden davet ediyorum hemen. Şöyle susamlarını da serpelim. Tahine, susam, pekmeze susam yakışır. Muhteşem. Tamam. Muhteşem. Bolca susamını da serptik. Tahmin ediyorum şimdi o aralardan nasıl güzel gözükeceğini. Evet. Fırınımıza gitsin. Gitsin. 180-200 derecede bu da. 190 mı yapalım? Yapalım. Yani? 190 arası yapalım. Olsun. Arası olsun. Hadi canım benim. Fırından fırına değişiyor. Pişir. Evet. Evet. Son çay saati ikramımızdı. Ayşe. Efendim. Yani pes. Hepsi de çok güzel oldu. Ver elini. Teşekkür ederim. Şöyle. Umurumda.